Arkadaşlarım merhaba. 25 numaralı ünitemizin 5 numaralı köşe taşıyla devam ediyorum dostlarım. Sorularımızı çözmeye. Önce şöyle bir odaklanma muhabbetimizi de bir ayarlayalım. Şurayı bir düzenleyeyim. Evet. Tamamdır. Başlıyoruz dostlarım. Şimdi hızları ve yönleri yukarıda verilen iki araç. A ve B'den aynı anda yola çıkıp C'de karşılaşıyorlar diyor kardeşlerim. A ve B'den yola çıkıyorlar, C'de karşılaşıyorlar. Belli bir T süre geçsin kardeşlerim bunların karşılaşmalarında. 4 saat sonra A'ya vardığına göre B ile C arası nedir diye soruyor. Tamam. T sürede demek ki bu buradan buraya geliyor. 40 T'lik yol alıyor. Hız çarpı zamandan. Hız çarpı zamandan da bu da 60 T'lik bir yol alıyormuş kardeşlerim. Diyor ki B'den hareket eden araç, şimdi karşılaştılar. Biri burada 60'la gelen, 40'la gelen de burada. 4 saat sonra A'ya vardığına göre, bak diyor ki B'den hareket eden hiç durmayıp buradan A'ya 60 km hızla 4 saatte varıyor diyor kardeşlerim. 4 saatte. Demek ki A ile C arasındaki yolu, yani 40 T'lik yolu bu adam 60 km hızla 4 saatte almış arkadaşlarım. Yani 240 kilometre yol gitmiştir. Hemen burayı bir düzenleyelim. 4'e de bölelim. Demek ki T eşittir 6 saatmiş arkadaşlarım. Buna göre B ile C arası nedir diye soruyor bize. 60 T'yi soruyor yani. 60 çarpı 6'dan 360'ı paketledik Goberler. Hadi geldik şu soruya. Hızları dakikada 15 metre ve 20 metre olan iki hareketli çember üzerindeki A noktasından aynı anda ters yönde hareket ettikten 6 dakika sonra karşılaşıyorlar. Şimdi 6 dakika sonra tabii ki 15'lik hızı yavaş olana daha yakın bir yerde karşılaşacaklar. Demek ki bu adam buradan buraya geliyor. 6 dakikada geliyor. Hızı 20. 6 çarpı 20'den 120 metre yol alıyor bu. 6 çarpı 15'ten bu da buradan buraya geldi kardeşim. 6 çarpı 15 90 metrelik de yol bu aldı. Demek ki çemberin pistin tamamını sorsaydı bize bulmuştuk onu. 120 artı 90. Sonra hareketlilerden hızlı olan yani 20'lik karşılaşmalarından kaç dakika sonra A'ya ulaşır? Bu 20'lik bu 90 kilometrelik yolu ne kadar hızlı alır? Ne kadar zamanda alır diye soruyor. Diyorum ki ben de 90 kilometrelik yolu 20 metre hızıyla ne kadar zamanda alır diye de soru soruyorum dostlarım. Birer sıfır gitti. 2'ye bölersek 9 bölü 2'den 4,5 çıktı. Evet, hadi şunu okuyalım. A ile B arası 225 kilometredir. Hemen şurada gösterelim. A diyelim, B diyelim. A'dan bir motosiklet, B'den de ortalama hızı 30 olan, bir kamyon birbirine doğru hareket ediyor. Buradan da motosiklet gidiyormuş arkadaşlar. Motosiklet 150 kilometre yol aldı. 150 kilometrelik yolu aldı. Ne kadar kaldı arkadaşım? 225'ti tamamı. 75 kilometrelik yolu kaldı bu adamın. Yol alınca kamyonla karşılaştığına göre. Burada karşılaşıyorlarmış bunlar. Demek ki hemen süreyi bulacağım arkadaşlarım şimdi. Bu adam T sürede buradan buraya geliyormuş karşılaşmak için. Bu da yine aynı sürede buradan buraya geliyormuş dostlarım. T süre geçtiğine göre 30 kilometre hızıyla T süre yol alınca 75 kilometre yol almış oluyormuş. 30 kilometre hızıyla T sürede. Hemen 15'e bölelim. 5 gelir. 15'e bölelim. 2T kalır. 2'ye de bölelim. 5 bölü 2'ymiş geçen süre. Hemen buradan bu adamın da hızını bulalım. Bak şimdi 150 kilometrelik yolu bu da M hızıyla 5 bölü 2 saatte aldı arkadaşlarım. 5'e böldüm 5'e böldüm 30. 2 ile de çarptım 60 çıktı M. M'yi artık biliyoruz 60. Kamyonla karşılaştığına göre geri kalan yolu kaç dakikada alır diye bir soru sormuş bize. Şimdi kamyonla burada karşılaştı. Motosiklet burada, kamyon burada. Motosiklet 75 kilometrelik yol alacak arkadaşlarım. 75 kilometrelik yolu 60 kilometre hızıyla almıyor mu bu goberler? Ne kadar sürede alır diye de bir soru sormuş bize dostlar. İşte olay bu. Tekrar yapalım burayı. Doğru söyledik değil mi? Bir sıkıntı yok. Tamam hemen. 75'i de 15'e bölelim. 5 kalsın. 60'ı da 15'e bölelim. 4 kalsın. Çarpı T.
5 bölü 4 eşittir t geçti süre diyebiliriz arkadaşlarım. 5 bölü 4 saatte aldı. Bize dakika olarak soruyor. Hemen 5 bölü 4 saati dakikaya çevirmek için 60 ile çarpıyorum. 4 ile 4 gitti. Burada 15 kaldı. 5 çarpı 15'ten 75 çıktı. Sorumuzun cevabı Denizli. Evet, 4 numaradayız. Ne diyor bu? Hızı saatte 75 kilometre olan bir hareketli A noktasından hızı 100 kilometre olan diğer bir hareketli ile hareketli de B noktasından birbirine doğru aynı anda hareket ediyorlar ve C noktasında karşılaşıyorlar. Peki karşılaşsınlar. A'dan hareket eden araç karşılaşmalarından 4 saat sonra B'ye vardığına göre. Bak, A'dan hareket eden 75 ile giderek 4 saatte burayı almış. Demek ki buradaki yol 75 çarpı 4'ten 300 kilometrelik bir yol. B'den hareket eden buraya gelecek 300 kilometrelik yolu 3 saatte almaz mı arkadaşım bu? 3 saat buradan geçiyor. Bu da aynı sürede buradan buraya gelip karşılaşıyorlarmış. Demek ki bu da 3 saatlik, 75 ile 3 saatlik bir yol alıyor arkadaşım. 75 çarpı 3'ten bu da ne yapar? 75 çarpı 3, 150, 225 de bu yapar dostlarım. Toplam yol ne yaptı? 525 yaptı diyebiliriz. Bak, bir daha anlatıyorum burayı. Şimdi diyor ki A ile B'den gelen belli bir sürede karşılaşıyorlar diyor. Ben diyorum ki T saatte karşılaşsınlar. Buradan buraya bu da T saatte, bu da buradan buraya T saatte geldi. T saat. Sonra diyor ki karşılaştılar, bu adam durmadı 75'lik olan. Devam etti ve bu yolu 4 saatte aldı diyor. CB yolunu. 75 için CB yolunu bulacağım. CB yolu eşittir 75 kilometre hızla 4 saatte alınmış bir yol. O zaman 300 yapıyor CB yolu arkadaşlarım. Bunu bulmam için bana vermiş. CB'yi buldum, 300. Bu cepte. Şimdi başa tekrar dönelim. Bu adamların karşılaşma muhabbetine. T saatte karşılaşıyorlardı ya. Şimdi C'de karşılaştıklarına göre B'den hareket eden T saatte bu yolu aldı. Hangi yolu aldı? 300'lük yolu aldı. 100 kilometre hızla aldığı için 3 saatte alır dedim ben. Bu da aynı sürede 3 saatte, yani buradan buraya geliyor demek ki. 75 ile 3 saat giderse 75 çarpı 3'ten 225'lik yolda bu alır dedim. Toplam 225, 300 daha 525'e ulaştım arkadaşlar. Evet, 5 numarayı da gördük. Hemen 6 numarayı ayarlamasını yapalım. 6 numara şöyle bir iyice koyalım arkadaşlarım da. Bir de odaklanma muhabbetine de bir bakayım ben. Tamamdır. İki otomobil A ve B noktalarında aynı anda ve aynı yönde hareket ediyorlar. A'dan hareket edenin hızı 80, diğerininki 55. İşte resimde söylemiş burayı zaten. A'dan hareket eden 6 saat sonra diğerine yetiştiğine göre A ile B arası kaç kilometredir diye bir soru sormuş. Şimdi dostum, 6 saat sonra bu burada bir yere yetişsin. C'ye yetişti. 6 saat geçti. Bu da 6 saatte buraya gelmiş oldu. Aralarındaki şu x mesafe nedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi iki yolu var bunun. Yetişme sorularında birinci yol şu. Başlangıçta aralarında bulunan ilk hareketlerine ilk başladığı anda aralarında bulunan mesafeyi alıyorum arkadaşlarım. AB yolu diyorum ona. Bu yol eşittir. Hızlarının farkı, yani 80'den 55'i çıkarttım, 25 yapıyor. Çarpı geçen süre, yani 6 diyebiliriz dostlarım ki buradan 150'yi bulduk. Cevap 150, yani A ile B arasındaki yol. Dikkat edin, harekete ilk başladıkları andaki aralarındaki mesafe eşittir. Hızlar farkı çarpı zaman. Yetişme sorularında bu formülü kullanabiliriz. Karşılaşma sorularında neydi? Hızlar toplanıyordu çarpı zaman diyorduk. Şimdi bu birinci yol olsun. Bir de şöyle yapabiliriz bunu. Şimdi 6 saat sonra bu buraya geldi. O zaman 6 çarpı 80'den 480 kilometrelik bir yol aldı. 55 çarpı 6'dan hemen çarpalım 55 ile 6'yı. 5 kere 6 30 elde var. 3, 5 kere 6 30 330. Bu da 330 kilometrelik bir yol aldı arkadaşım. 400-480'den 330'u çıkartırsak x'e de 150 kilometre kaldı diyebiliriz dostlar. Bu da ikinci yol olsun. Hadi geldik buna. Bakalım bu ne diyor.
Aralarında 80 km olan iki araçtan biri saatte 60 hızla A'dan, diğeri 40 ile B'den aynı yöne doğru hareket ediyorlar. Tamam, resmi çizmiş buraya. B'deki aracın hareketinden 2 saat sonra A'daki araç harekete başlayıp C'de diğerine yetiştiğine göre. Şimdi bu 2 saat bir gidiyor önce, bu hala sabit. 2 saatte bu ne kadar yol alır 40 ile gittiğine göre? 80 kilometrelik bir yol almaz mı? B'yi buraya taşımaz mı yani kardeşim? Sonra da diyor ki işte tam buradayken diyor, şu anda 40 ile gidiyor bu buradan. C'de yetişiyor diyor. O zaman şimdi hesaplayalım. Şu anda ikisinin de aynı anda harekete başladığım aralarındaki mesafe ne? 160. Eşittir hızlar farkı yani 20 çarpı zaman. O da T'dir dostlarım. Hemen birer sıfırı götürdük. 16 bölü 2'den 8 çıktı zaman. Bize neyi soruyor? BC arasındaki mesafe nedir diye bir soru soruyor. Şurayı soruyor arkadaşlarım. Şu kısmı soruyor bize. B'deki araç neyle gidiyordu? Bu 40'la gidiyordu dostlarım. 40'la şu yolu alacak. Pardon, burayı normalde şimdi burada başladılar ya, 8 saat sonra yetişiyor dediğine göre şurası 8 çarpı 40'tan 320 metrelik kilometrelik bir yol. 80'de öncesinde var dostum. 400 kilometrelik yol oldu. Aldığı toplam yol kardeşler. Şimdi geldik şu soruya. Kare sorusu bu da. AB 100'dür diyor. O zaman şuralar hep orta noktalarmış. 50-50 diye yazalım buralara biz. 50'leri bir döşeyelim arkadaşlar. Şimdi 40'tan ve 60'ı iki çizim aynı anda hareket eden ilk kez hangi noktada yan yana gelirler diye bir soru sormuş dostlarım bize. Biz şimdi ilk önce şöyle kaç dakika sonra karşılaşırlar diye bir soru soralım dostlarım. Bak biri A'dan demeyelim, hatta K'dan diyelim. Diğeri de M'den hareket ediyormuş. Kaç dakika sonra karşılaşırlar diye bir soru soralım. Burası da X olsun. X'i soruyor bize. Hangi harf olduğunu soruyor. Şimdi tabii ki 60 ile giden geriden gelen, hızlı olan arkadan gelecek ki yetişme sorusu olsun değil mi bu? Yoksa önden gitse arkadaki buna yetişemez bile dostum. Peki devam edelim. Aralarındaki mesafe ne kadar bunun? Şöyle bakıyoruz değil mi aralarındaki mesafeye? Sakın 100 demeyin aralarındaki mesafeye. 40 olan önde, 60 olan arkada arkadaşlarım. Bunu unutmayın. Aralarındaki mesafe şurası olacak, şu kısım. Yani 50, 100, 150, 200, 250, 300'dür aralarındaki mesafe harekete başladıklarında. Peki 300 eşittir hızlar farkı çarpı zaman. 15 dakika çıktı mı T arkadaşlarım? Peki 15 dakika sonra karşılaşacaklar. Bakalım bu adam nerede olur 15 dakika sonra, bunu bulalım dostlar. 15 çarpı 60'dan 15 çarpı 60 diyelim hemen şuraya. 15 ile 60'ı bir çarpalım. 900 metrelik bir yol alacak arkadaşlarım bu adam. Hadi hesaplayalım. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900'e geldiğinde Niğde'de oluyor. Demek ki Niğde noktasında karşılaşıyorlarmış bu iki kerata. Geldik şu sorumuza. Hızları toplamı 43 km saat olan iki bisikletle aynı noktadan aynı anda aynı yöne doğru harekete başlıyorlar. Peki başlasınlar bakalım. Hareketlerinden diyor 2 saat sonra aralarındaki uzaklık 14 km olduğuna göre diye bir soru sormuş bize. Peki hadi bir başlayalım bakalım neler yapacağız, bir görelim dostlarım burada. Şimdi hızları toplamı 43 km saat olan iki bisikletle şöyle bir yol çizmeye çalışalım. Aynı noktadan aynı anda aynı yöne doğru harekete başlıyorlar. Hareketlerinden 2 saat sonra aralarındaki uzaklık 14 km olduğuna göre yavaş giden bisikletlerin hızı nedir? Şimdi biri V1 hızıyla gitsin, biri V2 hızıyla gitsin. Hızları toplamı 43 km bölü saat bilmem ne dediğine göre demek ki V1 ile V2'nin toplamı 43 diyebiliriz biz, bu bir. 2. Hareketlerinden 2 saat sonra, 2 saat geçti diyelim arkadaşlarım. 2 saat sonra V2 burada olsun, V2 hızlı olan olsun, V1 de burada olsun arkadaşlarım. V1 2 saatte buraya geldi, V2 de buraya geldi dostlar. Ve aralarındaki uzaklık 14 kilometre. Şurası da 14 kilometrelik bir yolmuş. Şimdi V1 hızıyla
Ne kadar süre hareket etsin bu kardeşim? T saat mi? Yok, 2 saat hareket ediyorlar. O zaman şurası 2V1 yolu. 2 çarpı hız çarpı zaman eşittir yola. Şurası da toplamda 2V2 yolu arkadaşlarım. 2 saat gidiyor V2 hızıyla. 2V2 de bunun tamamı. O zaman şurası 2V2 eksi 2V1'dir diyebiliriz biz dostlarım. Ve bu da 14'e eşitmiş. Hemen onu da yazıyorum. Hatta 2'ye bölerek yazalım arkadaşlarım. V2 eksi V1 eşittir 14 çıktı. E şimdi toplasak bunları biz alt alta. 7 çıktı hatta, pardon, ne 14'ü 2'ye böldük ya, 7 geldi. Topladığımızda 2V2 yapıyor dostlarım burası. V1'ler gitti, eşittir 50. V2 eşittir 25 çıktı. Peki V2 mi soruyor bize? Yavaş gideni soruyor. V1'i soruyor yani. Hızları toplamı 43'tü ya. 43'ten 25'i çıkarttım hemen. 18 mi kaldı dostlarım? Evet, 18'dir yavaş gidenin de hızı. 6'yı da gömdük. Hemen çevirdik. 7 numaradayız dostlar. Bakalım burada ne yapacağız? Odaklanmaya da ben bir bakayım. Evet. Ne diyor şimdi bu? Hızları 3V ve 5V olan iki araç sırasıyla A ve B'den aynı anda birbirine doğru hareket ediyorlar. Şöyle gösterelim dostlarım bunu biz bir. A'dan ve B'den 3V hızıyla bu geliyor. 5V hızıyla da bu geliyor. Araçlar A ve B'ye vardıklarında beklemeden geri dönüyorlar. İkinci karşılaşmaları A'dan 105 km uzaklıkta gerçekleşiyor. Şimdi bak. Şurası da A'dan 105 km uzaklıkta olsun. Şimdi B'deki araç ikinci karşılaşmalarından bahsediyor. Bir zaten böyle karşı karşıya geliyorlar değil mi? Burada bir de gidiyor bu durmadan geri dönerken de bir daha bu da durmadan geri dönüyor. Şurada bir yerde karşılaşıyorlar kardeşler. Şimdi bu adam buradan buraya geldi ve şuraya kadar döndü. Burada durdu. Diğer araç da aynı şekilde buradan hareket etti, geldi. Şurada durdu arkadaşlarım ve burada karşılaştılar bunlar. A ve B arası kaç kilometredir diye bir soru sormuş bize. Şimdi biz burada tabii ne yapacağız? Aldıkları yolları falan bulacağız arkadaşlarım. Şurası da AB eksi 105 yolu diyelim buraya da şimdilik. Şimdi A'dan hareket eden ne kadarlık bir yol aldı bunu bulalım arkadaşlar. Buradan buraya kadar bir kere geldi. Yani bir AB yolunu geldi. E bir de buradan buraya geri döndü. Bir daha AB eksi 105 yolunu geldi. Yani iki tane AB eksi 105 yolunu aldı. 3V hızıyla T sürede aldı arkadaşlar. Sonra diğer adama bakalım. Bu da şuradan şuraya kadar bir kere geldi. Yani bir AB yolunu aldı. Artı bir de 105 yolunu aldı. 5V hızıyla bu da T sürede aldı kardeşim. Hemen bunları bakın birbirine bölerek oranlıyorum. T'ler gitti, 3'ler gitti, V'ler gitti. İçler dışlar yapıyorum. 3AB gelir buradan. 3AB artı 315 eşittir. 5 ile çarpıyorum. 10AB eksi 5 ile 525 yaptı. 525. Hemen 3AB'yi bu tarafa atalım. 7AB olsun burası. 525'i de buraya atalım. Hemen çıkartırsak 525'i eksi gelecek buraya. 840 olacak arkadaşlar. Bir de 7'ye böldük dostlar. 120 çıktı AB yolu. Cevabımız Adana geldi. Hemen şuna bakıyoruz şimdi 2 numaralı sorumuza. Hızları saatte 60 km ve 90 km olan iki araç. Tamam. A kentinden B kentine doğru aynı anda hareket ediyor. Hızlı olan araç B'ye varıp hiç durmadan geri dönüyor ve C noktasında diğer araçla karşılaşıyor. Buna göre bilmem ne nedir diye bir soru sormuş. Şimdi bunun resmini bir çizelim arkadaşlar buraya. A diyelim. A kentinden B kentine doğru gidiyorlar. Birisinin hızı 60, diğerinin hızı 90'dır diyor. Ve 90'la giden B'ye kadar gidiyor ve hiç durmadan geri dönünce C noktasında diğeriyle karşılaşıyormuş arkadaşlar. O sırada da bu 60'la giden de sadece buradan buraya kadar geliyor. Şimdi T süre geçsin tabii bunların gittiği yollar için, şöyle bir T zaman diyelim biz buna. Bu adam
AC yolunu alıyor arkadaşlarım T sürede. O zaman burası 60 T'dir. Diğer adam da T sürede 90 çarpı şu yola alıyor arkadaşlarım. 90 çarpı şu yol. Toplam ne gelir burası zaman? 90 T geldi. Şuradaki yolun tamamı. Yani şöyle diyelim. Şu CB yolunu nasıl aldı yani? AB yolunu aldı. Artı AB yolu artı bir de BC yolunu aldı değil mi bu adam? Ve 90'la T sürede aldı. 90 T diyelim biz ona. Şimdi 90 T'nin içinde neler var? AB var. Şuraya X dersek biz. Bir 60 T var yani. Artı X var. Bir de geri döndüğünde de bir daha X yolunu aldı. Yani 60 T artı 2X yolunu da 90 T ile aldı bu arkadaşlar. Hemen 60 T'yi bu tarafa atarsak 2X eşittir 30 T yapar. X eşittir 15 T çıktı. Şurası da 15 T'lik bir yol. Neyi soruyor? AC 60 bölü BC 15. 60 bölü 15 de 4 yaptı sorumuzun cevabı. Evet, şuna bakıyoruz şimdi. Üçüncü sorumuz. A ile B arası 150 km. C noktası AB'nin tam ortasındadır diyor dostlarım. Hemen onu bir resimsel bir gösterelim biz. A, B, C de tam ortada. Yani şurası da 75 kilometrelik bir yol. Burası da 75 kilometrelik bir yol. Ne diyor şimdi? C'den aynı anda ve ters yönde iki araç hareket ediyor. Şimdi C'den ters yönlerde iki araç hareket ediyor. Ve saatteki hızları sırasıyla 45 ile 30 kilometredir diyor. Bu 45'lik olan olsun. Bu da 30'luk olan olsun. İki araç A ve B'ye vardıklarında durmaksızın geri dönerek tur attıklarına göre ilk karşılaşmaları C'den kaç kilometre uzaklıkta olur diye bir soru sormuş bize arkadaşlar. Şimdi şöyle diyor yani. Bu da adam da böyle B'ye gelecek, B'den geri dönecek şurada bir yere kadar. 45'lik de A'ya gidecek, A'dan geri dönecek şurada bir yerde karşılaşacaklar dostlarım. Tur atıp karşılaşıyorlar. Acaba diyor C'den kaç kilometre uzaklıkta olur diye bir soru sormuş bize. X kilometre diyorum buraya arkadaşlarım. Hatta şurası da 75 eksi X kilometre oldu diyebiliriz dostlar. Şimdi hemen hesap yapalım. Birinci adam şu 45 ile giden olsun bu. Ne kadarlık bir yol alıyor? Şimdi buradan bir kere A'ya gitti 75. A'dan C'ye kadar geldi bir 75 ile burada 150. Artı bir de x yolunu geldi burada karşılaştılar. Yani 150 artı x'lik yolu 45 kilometre hızıyla t sürede karşıladı arkadaşlarım. Bu bir. İkincisi. Diğer adam 30'la geldi. Şuradan C'den B'ye kadar geldi bir kere. Yani bir 75 kilometre yol aldı. Bir de geri dönerken 75 eksi x yani 150 eksi x toplamda yol aldı bu. 30 kilometre hızıyla T sürede. Hadi şimdi bunları birbirine bölelim arkadaşlarım. T'ler gitti. 15'e bölelim burayı. 3. 15'e bölelim 2. İçler dışlar yapıyorum. 3 ile şurayı çarpıyorum. 450 eksi 3x olur. Eşittir. 2 ile burayı çarpıyorum. 300 artı 2x olur. 300'ü buraya alırsak 150 eşittir. 3x'i buraya alırsak da 5x yapar. 5'e bölersek x eşittir 30. Sorumuzun cevabı çıktı dostlarım. Hadi şu son sorumuza bakalım. 4 numaraya bu ne diyormuş? Şekildeki gibi B'den saatte 80 km hızla, C'den de saatte 100 km hızla iki araç zıt yönde aynı anda harekete başlıyorlar. Peki başlasınlar bakalım. Sonra ne diyor sonrasında? Araçlar A ve D'ye varınca hiç durmadan geri dönüyorlar ve 3 saat sonra karşılaşıyorlar diyor. Buna göre X kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Güzel bir soruymuş arkadaşlarım. Bakalım neler yapacağız şimdi bu soru için. Şimdi B'den hareket ediyor bu adam. 80 km hızla hareket ediyor ve A'dan hiç durmadan geri dönüyor. 3 saat sonra da karşılaşıyorlar diyor. 3 saatte karşılaşacaklar. Peki. Şimdi ne kadar yol alırlar diye bir hesap yapacağız. Buna göre x kaçtır diye bir soru sormuş bize. Hadi bir hesaplayalım bakalım ya. Ne yapacak bilmiyorum arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Bakalım bir deneyelim.
Şimdi bir yerde karşılaştılar bunlar. Kaç saat sonra? 3 saat sonra karşılaşıyorlarmış dostlarım. Şimdi bu adam 3 saatte ne kadar yol alır diye bir soralım. 80 ile gidiyor. 3 saatte 240 kilometrelik yol mu alır arkadaşlarım? 80 çarpı 3'ten 240. Yani bir A'ya kadar gelir. Bir de A'dan geriye B'ye kadar gelir işte. Alacağı toplam yol 240 kilometre ya. 120 buradan, 120 de burada. Burada durur arkadaşlarım. Bu bir. 3 saatte de bu adam bir yol alacak dostlarım belli bir mesafede. 3 saat boyunca giderse bu da 300 kilometre yol alır. Ve bakın 300 kilometre şöyle değil mi? Bir D'ye gidecek. Yani bir X yolunu aldı. Artı. D'den geri dönüyor şimdi. Geri dönerken bir X yolu daha aldı. Artı bir de 80 kilometre yol daha aldı. Ve bu toplam 300 kilometrelik yola eşit. 3 saat boyunca 100 kilometre hızla gittiği için. Peki buradan 2X eşittir 220. X eşittir de 110 çıktı arkadaşlar. Böyle göründüğü kadar da zor bir soru değilmiş. Hemen bunu da attık. 8 numarayı aldık. Bakalım bu ne diyor. Odaklanmaya da bakalım şöyle bir. Evet, tamamdır dostlarım. 8. köşe taşındayız. Bakalım ne diyor birinci sorumuz. Dairesel bir pistin üzerindeki A noktasından iki hareketli aynı anda zıt yönde hareket ediyorlar. Peki, gösterelim onu. Dairesel bir pist var. A noktasından zıt yönde biri 15 ile biri de 20 ile hareket ediyorlar. Bu hareketliler 5 dakika sonra karşılaştıklarına göre pistin çevresi nedir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi 5 dakika sonra şurada bir yerde karşılaşsınlar. Demek ki bu adam buradan buraya 5 dakika geldi. 15 hızıyla 5 dakika yol aldıysa 15 çarpı 5'ten 75 metredir bunun geldiği mesafe. Şurası 75. Bu da 5 dakika yol aldığına göre 5 çarpı 20'den de 100 de bunun yolu aldığı yol. Toplam ikisinin buradaki yolu ne oldu arkadaşlarım? 175, yani dairenin çevresi 175 çıktı. Geldik 2'ye. Çevresi 300 metre olan bir pistin A noktasından hızları 17 ve 13 olan iki hareketli zıt yönde aynı anda harekete başlıyorlar. Kaç dakika sonra ilk kez karşılaşırlar diye bir soru sormuş bize. Hemen şöyle yine bir gösterelim biz bunun resmini arkadaşlarım. Bu sefer çevremiz 300'ü vermiş bize. A noktasından hareket ediyorlar ve zıt yönde gidiyorlar bu keratalar. Biri 17 ile biri de 13 ile gidiyor. Kaç dakika sonra ilk kez karşılaşırlar diyor. Şurada bir yerde karşılaşsınlar bunlar. Bu adamın aldığı yol T sürede alsın bu yolu 13T. Bu da buradan buraya aynı sürede buraya gelecek değil mi arkadaşlarım? T sürede 17T de burası. Yani toplam 17T ile 13T'nin toplamı 30T eşittir. 300 metrelik bir yolmuş ki T eşittir 10 dakika çıkar arkadaşlarım sorumuzun cevabı. Evet 3 numaradayız. Şekil üzerinde hızları verilen iki koşucu dikdörtgen biçimindeki pistin A noktasından aynı anda koşmaya başlıyorlar. Peki. K noktasında karşılaştıklarına göre dikdörtgenin çevresi kaç metredir diye bir soru soruyor dostlarım bize. Hadi bulmaya çalışalım dostlar bunu. Şimdi şuradaki mesafeyi bilmiyoruz. X diyelim. O zaman burası X artı 150 metre olur. Şuraya A diyelim. Burası da A metre olsun. Şimdi bakın. Bu adam buradan buraya dönecek gelecek K'ya. Ne kadar yol alıyor arkadaşlarım? Şuraya yazıyor. A artı X artı 150 yolunu almıyor mu bu kerata? A artı X artı 150 yolunu aldı. Şuraya bir yazalım onu. Nasıl yazalım? Şöyle yazalım arkadaşlarım. A artı X artı 150 yolunu V hızıyla T sürede aldı. Şimdi hemen diğerine bakıyoruz. O da buradan buraya geliyor kardeşlerim. Şurayı dönüyor. Bu ne kadarlık yol almış? X artı 150 artı A artı 150. Yani X artı A artı 300'lük yol aldı bu da. A artı X artı 300'lük yol aldı. 2V hızıyla T sürede. Hadi bunları birbirine bölüyorum yine. T'ler gitti. V'ler gitti. 1 bölü 2 kaldı burada arkadaşlarım. 1 bölü 2. 2 ile de şurayı çarpalım. Şuraya yazıyorum. 2A artı 2X artı 300 olur. Eşittir. 1 ile de burayı çarpıyorum. A artı X artı
Burası da mı 300 oldu? Evet, yine 300 oldu. Durun bakalım. Bir yerde bir hata yaptık. Hiç acele etmeyelim dostlarım. Şimdi birinci adama bir daha bakalım biz. Birinci adam ne yaptı bu? A artı x yolunu aldı. Ha, A artı x arkadaşlarım. Burada üzerli yok. Pardon. Sadece A artı x yolu var. Şuradaki üzerli yok kardeşlerim. Çünkü A ile x'i geldi. Üzerliye gitmedi orası. Doğru. K'da karşılaşıyorlar. O zaman burası A artı x ise 2 ile çarptığımda 2A artı 2x olur. 300 olmayacak burada. 1 ile burayı çarptığımda da şimdi 300 buraya geldi. Evet, 1 ile çarparsak A artı x artı 300 olur. Hadi A'ları ve x'leri bu tarafa atalım. A artı x eşittir 300 kaldı. Şimdi bize neyi soruyordu? Dikdörtgenin çevresi. A artı x 300, bunu unutmayalım. Dikdörtgenin çevresini bir bulalım. A var, A var. Yani 2A var çevrede. Artı x ile x var, yani 2x var. Artı bir de 150 buradan, 150 buradan, bir de 300 var arkadaşlarım. Çevre bu. A ile x'in toplamı 300 ise 2a ile 2x'in toplamı 600'dür. Bir de 300 ekledik. 900 oldu sorumuzun cevabı. Hadi şuna bakalım. Dairesel bir pistte A noktasından dakikada hızları 3V ve 5V olan iki hareketle aynı anda zıt yönde harekete başladıktan 3 dakika sonra karşılaşıyorlar. Peki, şöyle bir pist çizmemiz lazım bunun için arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Önceki testimizin bir boş kısmından faydalanalım arkadaşlar. Şurada faydalanalım. Şuraya bir daha çizeyim ben bu soruyu arkadaşlarım. Şöyle resimsel bir şeyler yapalım. Ne diyoruz şimdi? Bir dairesel pist var elimizde. A noktasından biri 3V, diğeri de 5V hızlarıyla iki hareket daha aynı yöne harekete başladıktan sonra 3 dakika sonra karşılaşıyorlar. Şurada karşılaşsınlar mesela. 3 dakika diyor ya. Demek ki bu 9V, 3V çarpı 3. 5V çarpı 3'ten de bu da 15V'lik bir yol aldı. Buradan buraya geldi. 15V. Bu da buradan buraya geldi. 9V'lik bir yol. 3 dakika sonra karşılaşıyorlar. Sonra diyor ki hızı 3V olan karşılaşmalarından kaç dakika sonra A noktasına ulaşır? Yani şurada karşılaştılar ve 3V durmuyor, devam ediyor arkadaşlarım. A noktasına ulaşır diye bir soru sormuş bize. Şimdi alacağı yol ne kadar bu adamın? 15V'lik bir yol alacak. Hızı ne? 3V. Ne kadar zamanda alır diye bir soru sormuş bize dostlar. Hemen oradan V'leri sildik. Bir de 3'e böldük kardeşler. 15 bölü 3'ten 5 çıktı sorumuzun cevabı. Evet arkadaşlar. 8 numarayı da gömdük. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.